68 doğumlu, Akkent'te doğumlu. Babam Mehmet Kasap, annem Fatma Kasap. Doğduk doğulu buradayız yani. Bir yere de gittiğimiz yok. 6 tane oğlan kardeşim var, bir kız kardeşim var. Yine onu bırakmaya gittim evine. Bunların içerisinde 3'ü vefat etti. 3'ü, biri 93 yaşında, biri 85 yaşında kardeşlerimin. Ben de 75 yaşındayım, en küçükleri benim. Abam var, o da 82-83'tür, o da öyle. Yani bizim başımızdan geçenler bunlar bu şekil. Tarla, bağ, eskiden böyle nerede bulacaksın paltıyla? Yuka ekmek bilirsiniz. Bunu tarlaya, bağa gittiğimiz zaman yuka ekmeğin arasına böyle koyduk. Yani hani sucuğu koyuyorlar ya şimdi. O şekil eskiden bu gök peynirle, o tuluklarda. Şimdi nerede bulacaksın o peynirleri? Onları böyle ekerdik üzerine, böyle yiyirdik. Soğan, işte tarlamızdan kakan mercimeğimiz, nohudumuz, susamımız. Yani tarlamızdan kakan buğday, arpa. O zaman yani bu kadar hastalık yoktu. Çünkü formül çıktı, her şey tirlendi yani. Eskiden bu vatandaş kendi mahsulünü yiyordu. Formül var, biz bilmiyorduk yani. Sonra bu Akkent'te ben kanser diye bir şey duymazdım. Şimdi var yani çok. Allah kimsenin başına. Felç. Eskiden ben yani bazen tek tek olur da şeytan karışmıştı helalde. Ha böyleydi yani. Şimdi bakıyorum ben şu olmuş bu olmuş yani o kadar da doktor olduğuna göre. O kadar da yani şey var. İlaçlar kendimiz kullanıyoruz yani şeye. Formül bağlarımıza, yüzümüze kendimiz kullanıyoruz. Kendimiz yer yer yiyoruz. Yani böyle işte bizim işler böyle yani. Çocukluğun nasıl geçti Kemal Çocukluğum amca? Efendim ben şimdi 60'da 58'de asker oldum. Buradan Amasya Eriğit'in Tugay'ına. Gitti oradan 15 gün şeyimize kalarak, dağıtıma kalarak Samsun'a gittik. Oradan bir sağlık raporu çıkarttırdık. 15 gün orada kaldık. Ondan sonra tekrar Amasya Carcurum'a geldik. 15 gün sonra da bizi attılar 9 tüm Sarıkamış. Karın bol oldu yere. Mindirmediler bizi. Eski bir takavil tren vardı yani. Bu hızlı trenlerden değil. Ufak tren. Oraya vardık. Bir indik. Oho bir gar buz var. Allah senin anlarsın. Ne diyeyim sana ya? Bir de garrım arıyor. Postallı ayağımda cayır cayır. Yani nişleyeceğiz. Neyse bize bölüklere tayin ettiler. Biz ulaştırma olduğumuzdan, şoför olduğumuzdan ulaştırma bölüğüne verdiler bizi. Orada biz 18 ay askerlik yaptık Allah'ın izniyle. Ondan sonra geldik buraya. Ehliyetim yoktu o arada benim. Eskiden ehliyeti belediyeler veriyordu. Böyle trafik marafik yoktu. Belediye çavuşu karışıyordu. Ehliyetim olmadığından o zamana kadar askere gidince kadar araba kullandım ben. Geldikten ki biz şeyde Kars'ta bu ehliyete müracaat ettim. Sarıkamış kaza şey vilayet. Orada ben 3-4 sefer imtihana girdim. Direkt şeyle motorla trafiği kazandım. Garçı olduğundan beni bir imtihan edemediler. Direksiyon imtihanı. Bir İzmirli polis vardı. Sana gel bakalım hemşerim dedi. Sen nerelisin? Ben Denizli'yim dedi. Bir de İsa Bey'den bir trafik polisi vardı. Senin hemşerinde iş yok dedi. Seni kalksa da bir imtihan edemezse seni ehliyete alırsın dedi. Senin direksiyonun iyi. Senin tezkereye ne kaldı dedi. Ben dedim işte bir hafta 10 gün. Sen dedi git memleketine bu dosyanı iste. Memleketine gir dedi. Orada becerirsin sen bu işi. Biz buraya geldik müracaat ettik. Oradan dosyayı istedik. Trafiğe. Trafikte geldik 2 sefer. Üçüncüde biz bu işi kattık yani kazandık. Eskiden bu BP'nin yanından Pamukkale'ye. Pamukkale'ye doğru gidiyoruz. 2 sefer, 3 sefer girdik. Biz ehliyet aldık. Ondan sonra yengene nişanlandım ben. Görücü usulüyle işte geldik gittik falan derken bir sene sonra düğün ettik. Yengenle şimdilik de 50 senedir aşağı yukarı bir yastığa baş koyuyoruz. Yani Allah'a şükür
mekanı cennet olsun inşallah herkesin, anam babamın hepsinin, yani hepsi iyidir. Hanım daha iyi, bir güçlendiriyor beni yani böyle şey ver, gaz veriyor yani daha Türkçesi. Hani arabalara gaz versin de hızlı gider ya. Aynen öyle. İşte böyle çoluk çocuk torunlarla, İsviçre'de toruna var, Fransa'da var, burada damat var tekrar. İşte böyle geçinip gidiyoruz biz. Bağ tarla var. Ya ne diyeyim sana işte böyle yani kızım ya. Geldiğimde duydum. Ne diye hitap ediyorsun sen Emine teyzeme? He. Hatun. Hatun. Hatun derim ben buna. 2003'te Hacı'ya vardık geldik. Allah kabul etti. İnşallah herkese Allah, Cenab-ı Allah göndersin, getirsin sağ selamet. İşte böyle kardeşlerimizle iyi geçiniyoruz. Vatandaşla iyiyiz. Camidan gelip eve geldi, evden camiye, kahveye işte böyle birbirimizin hal hatırını soruyoruz. Bunlar bizim yeğenler işte, kayının olanları. Böyle kızım, ne yapacaksın işte? Düğününüz nasıl oldu? Kemal düğünümüz, eski. Ha, düğünümüz eski düğünlerden. O zaman bir cip vardı burada galiba, %90 cip. O zaman otobüs, mutobüs, taksi mutobüsü yok. Eşeklere gelin almaya gittiler. Biz tabii evin üzerindeyiz sadıcıla. Sadıcıla. Çocuklar da bekliyorlar. Sadıcıla para terle diyoruz böyle. Kara kucak gidiyorlar. Şey alıyoruz yani onlarla biz şey alıyoruz. Biz gelin almaya gitmiyoruz. He. Bunlar gittiler eşeklerle, bir de deve çanları var ama çanlar böyle. Kimisi vuruyor ya yani langır langır langır. Bunu da bir beygire indirmişler ata. He. O zaman şeyler vardı. Ya ne diyeyim sana, ne diyorlardı onlara o enteri vardı o zaman şeyli yani ha. O şekil eşeklere eşyaları, partıları sandığı sepeti sardılar. Bu da önden ha bakalım bura geldik, biz de bunu koltuklamadık ha. O zaman koltuk multuk yoktu yani. Yani ne diyeyim sana ya, işte böyle çocuklarla para terledirdik, kara kucak giderlerdi. Biz ondan neşe alırdık. Böylelikle düğün ettik Allah'ın izniyle. İşte bu hale geldik. Ne yapalım bizim şimdi hale. Nasıl geçiyor zamanımız Emine teyzeyle? Aa, şimdi ondan daha şey yani. Şimdi esas böyle zamanda insan birbirine dayanışma. Ta öyle yani. Şimdi biz bir yere gideceğimiz zaman birbirimize haber veririz. Telefon ederler beni veyahut ben onları ederim. Böyle yani işte. Hiç dövüş kavga olmadı mı? Bununla nasıl dövüşen? Hatunla nasıl dövüşelim? Dövüşmez. Bazı onun dediği olu var ya, bazı da benim dediğim olu var ya. İşte böyle yani, ne edeceksin işte. Orta yolu buluyoruz diyor. Orta yolu buluyoruz. Hatunlarla kavga olmaz. Hatunla kavga eden adam lokantadan yemesi lazım. Öyle ya. Yemek pişirmezsen işeceğiz. Ha, iyisi mi? Ortayı bulacaksın, yengeyi yüzmeyeceksin. Geçenlerde ben pazara şey gördüm sen onu. Ha, öbür şey vardı, cennet. Ben oradan portakal alacaktım, elime hemen şey aldım, laylomu. Amca sen işleyin burada dedi, ben dedim pazara geldim. Nil kimiyle geldin? Ben dedim yalnız geldim. Yengeyi niye getirdin? Kadınla pazara gelmez dedi. Senin gözlerin de maşallah ne kadar güzel dedi. Orada da biraz onunla şey ettik. Asili böyle kızım bizim işle işte. Ahiri bu yani. Allah sonuna hayır getirsin. Çok uzun sürüyor mesela Emine teyzemle sen gibi evlilikler eski. Ama şimdi öyle değil. Şimdi kızım bilhassa %90'ı para. Bu. Gerisi de şeyden, dayaktan, şundan, bundan vesaire vesaire. Yani şeylik çoğaldı yani. Bu boşanmalar çoğaldı. Bu zaman için eskiden ben duymazdım falan karıyı boşamış diye. Akkent'te 6000 nüfusu vardı burada. 6500 nüfusu vardı burada. Ben duymazdım yani. İşte sulumunda çıkanı yiyeceksin. Ölünce kadar. Lakin şimdi eşek laf aldım ben sen aldım. Ertesi gün salladım gitti. Adamı bayanı çıkarıyor. O onu öldürüyor. O onu öldürüyor. Zor yani şimdi. Allah muhafaza etsin. Zor. Eskiden böyle bir şeyler vardı ya. Atabı dede ne dediyse kesinlikle oydu yani.
Eskiden bundan iyiydi vatandaş. Şimdi itibar paraya. Bunun haricinde, paradan haricinde adam şöyle dolaşıyor. Çay ısmarlayacakla veyahut ki vermeyeceksin diye adam yere bakıyor. Ha, eskiden böyle miydi? Eskiden kahvelere girdiği zaman bir imam, hoca, büyük sandalyelere gürt diye düşerdi. Bu vatandaş sandalye verirdi. Şimdi hacı, hoca, baba, ana, beş, sıfır, para var, çare var. Yürü, nere, nere olursa olsun. Böyle yani şimdi. Yani. Eskiden, sonra eskiden insanlık o kadar birbirine tabiydi. Bağlılık vardı, bağlılık. Hani biliyorsunuz ya, eskiden affedersin, merkeplere biz organ takardık, çalı bunu saradık. Çubuk getirdik, şunla bunla. Eskiden böyle sağlamıdı, organla bağlıyorlardı. Şimdi layla müpliyle, çekimedin mi kopuyor. Böyle yani işte, bu işler böyle. Şimdi nasıl geçiriyorsun zamanını? Zamanı mı? Neler yapıyorsun? Şimdi bağ bahçe var, oralara varıp geliyoruz, taksimiz var Allah'a şükür. Olan denize gelip gidiyor. İşte çoluğuyla, çocuğuyla, torunlarla uğraşıyoruz. Getirdiğimizden bunlara da veririz. Böyle tadı geliyor zaten. Öyle olmazsa olmuyor yani. Yalınız olmuyor, tadı olmuyor zaten. Böyle. Emine teyzem gidiyormuş bugün. Onu uğurlayacağız bakalım. 10 gün bir deniz İstanbul seyahati yapacak bu. Gelmemezdi. Orada akrabalar var. Bundan şey, dayıları hele var, halaları var, teyzeleri var. Orada bunun da var akrabası Garalı'dan. Büyükşehir'i görünce gelmeyi verirsen. Bölde yani bak. Sonra biz... Söyle buradan. Sonra bak. Çabuk gel Allah'ın izniyle, gittin gibi gel. Gelsin geri. Beni çok yalnız bırakma. Bizi bırakma yani. Biz aşık eşi pişireceğiz gari, sen geleceksin. Allah'ım böyle kızım, ne yapacaksın? Sağlık olsun. Cenab-ı Allah camiyi sağlık versin herkese. Olur ya olur. Ben olmayan yarın olur, yarın olmayan. Eskiden biz öküzlerle çift sürdük, çift. Üvenler elimizde. Buna ben çoğu öküzünü önüne düşürdüm böyle. Hayvanların önünde giderdi, hayvana da bunun ardından. Bazı da canım sıkı vardı yani üvenleri görünce. Tamam şimdi böyle başlayalım. Ben şimdi Allah'ın izniyle 71 yaşındayım. Allah hayır ömürler versin cümlemize da. Bu Hacı amcanla da 16 yaşında evlendik. Bir sene falan nişanlı gibi durduk. Gizli kapaklı durduk. Bundan sevgili olduk. Şimdi biz gar ondan kere bir yolda nişanlandım ben başkasına. Buncağızım duramadı gar bir yolda, illa huydu bu, o zaman böyle mi vardı? Oradan hani bozulduk. Tekrar Kemal Bey'e nişanlandık gar. Buna nişanlandık bir süre sonra işte tabii uzman oğlan eve geleceği sırada akşamdan haber veriyorlardı. Bugün oğlan gelecek. Oğlan gar eline bir mendil doldurdu. İçine yeşilden gar, fındıktan, fıstıktan, çerezden bir şeyler katardı içine. Kız hemen oradan kayıp olurdu gari, evden kayıp olurdu. Kız damada görünmezdi gari. Beni eve başka bir eve kaçırdılar gari, oğlan gelecek diye. Bundan annem rahmetlik oturdular, konuştular. Ben biraz sonra gari durdum duramadım, geldim neyse. Baktım muncaz hazırlanıp durdu, gidecek gari. Gidecek gari, bir yolda bir süre tabii bu yanlı. Bunlar kalabalık gari, bunlar 6 oğlan, bir kız, bunlar 7 kardeşim. Ben de eğer bir seni unuttum mu? Bunlar o kadar kalabalık. Biz de 3 kardeşiz. Bir tane abim var. 2 de ablam var. Büyük kardeşlerim var. Hani biz 3 kardeşiz gari. Bir tane ablam var. Bizim düğünün zamanı geldi gari. Neyse o zaman için bir kadın yemekçi tutuluyordu. 5-6 türlü yemek yapılıyordu. Akşamdan kına gecesinde gari dünyada oğlan içeri katılmıyordu. 2 tane kadın tevçi vardı gari böyle elinde. Tevçi diyor, deniliyordu. Uzmanlı çalgı deniliyor. Buncaz gar ne kadar kadın elbisesi varsa kıymış, pürmeleri pürünmüş, girmiş yüklüğün arkasına. O zaman yüklük arkası deniyor. Şimdi balkon, pencere deniliyor. O zaman yüklük arkası deniyor gar. Eskilere hitap ediyoruz. Bu gar yüklüğün arkasına başını uzadı. Oğlan var orada, bu gar yine bir daha pürmeye güne çekiyor derken böyle bir sıra. Ebeğine gar işte falan, o zaman da gar nişanlılar böyle üyelerdi gar hani kına gecesinde üyelerdi. Kocam dövdü. Neden dövdü? İşte kese yoğurdu getirmiş. Ben de ayran diye evi sıvadım. Ondan dövdü. Uzman gar hadi hani şey derlerdi gar, böyle bir şak şak yapılırdı gar hani horata şey derdi. Sabahı oldu. Tabii düğün hitabı oldu.
Beni gari biçip getirdiler, bir at getirdiler. Sözüm gari iki tane merkep. Sözüm şeye gari. Onun bir yanına bir sandık, bir yanına bir yatak sarıldı. Bir yanına dört yastık, bir yanına bir yorgan sarıldı. Gelin atta önde, öteki eşyalar arkada. Böyle bir zaman gari, burası Grankül denirdi gari, Grankül mevkisi. Buraya geldik gari, ben şöyle bir de atın üstünden öyle bakıyorum gari, tepelere doğru korkuyorsun, düşüveceksin diye attan tabii. Buna hemen iki kişi oradan kucak gelini göstermiyorlar gari, buna gelini göstermeyecekler gari. Bu hemen içeri bunu sakladılar gari, uzman damat saklanıyordu. Geline görün nasıl oluyordu askerde eski adetle, ölüydü gari. Neyse bu böyle oldu geçti. İşte böyle bu kadar Allah izin verdi. 50 yıldır ikimiz bir arada. Zamanımıza göre çok iyi günler geçirdik. Allah razı olsun. Bir öyle bir kötü söz de bulunmadı. Bir de etme vurup da beni bir öyle bir sürüp çıkarmadı. Allah bin kere razı olsun. Çok memnunuz. Daha inankeri de hani şimdi. Bu diyor ki sen kaç günde geleceksin? Ben diyor ki kaç günde geleceksin? Şimdi şu günde gari. Yani Allah razı olsun. Damatlarım da çok iyi. Yiyenlerim çok iyi. Bu benim abimin oğlu işte. Üçcüğü bu. Bunlar da hani hatır sayala, hala diyesi evvela sayala. Allah'ın izniyle hani hepimizin, hepsinin yanında sevgimiz, saygımız çok. Allah razı olsun bu zamana kadar. Hani bir kötü işte bulunmadık. Hani köyümüzün şeysi böyleydi kızım. Sizlerden de Allah razı olsun. Sevip sayıp gelmişsiniz. Allah hayırlı işlere, hayırlı günlere. Kemal amcamın bu mavi gözlerine mi vuruldun o zaman? Ne diyorsun sen? Bir de akbabuşları vardı o zaman. Bir de akbabuşları vardı. Yani bir öyle bir betmamalede bulunup da bir kötü sözde bulunup da birbirimizi kırmadan, yarmadan şu zamana Allah razı olsun hani çıktık. Rabbimiz de varmış. Bir yılda mübarek yerlere nasip etti Allah. Orlara gittik. Yine orlardan da sevgili, saygıyla birbirimizle döndük. Şimdi bugün de çoluğumuz çocuğumuz da bizi çok sevip sayıyor. Allah razı olsun kızım. Hani öyle bir kötü şeyimiz olmadı bugüne kadar. Tabii bunun annesi babası, benim annem babası. Onlar rahmetli oldular. Böyle bu anda işte bu zamana kadar sürdürdük gari. Çok şükür. Hani daha bir şey günler görmedik gari kızım. Elhamdülillah. Bu kadar anacığım. Şoförlük yapmış, yolcu taşımış. Ona girersek içinden çıkamayız gari. Şoförlük yaptı. Sabah 3'te biz kalkardık gari. Ben akşamdan sopayı doldurdum gari. O zaman yaş yakacaklar. Bunu üşütmeyeceksin. O sopayı yakacaksın, bunu giydireceksin, yollayacaksın gari. Öyle bir o zaman çay falan yok da bir şerbet falan oluyor. Hemen bir ekmek sulanıyor, yarım ekmek sulanıyor, yufka sulanıyor. Onun içine hemen bir peynirden, zeytinden bir şey buluyorsun. Yıkıyorsun, onu giy ve bu şerbeti de içiyor o zaman çayı falan. Nerede bulacaksın o zaman? Hiç yok. Bunlar gider gari, biz uğurları sonra kadar çıkarız arkalarından. Bu zaman daha gelmez bunlar Kocaköy'de. Bunlar iki kişiydi işte. İki vasayet vardı. Bunlardı gari. Biz bakardık gari bunlara. Ha Seyit'ten çıktı, ha Şavkı çıktı. Seyit'e bakıyoruz gari biz bundan ışığı çıkacak da biz göreceğiz diye burada özlemle o zaman. Özlemle bekliyoruz. Bekliyoruz gari, hepimiz bekliyoruz. Anası rahmatlık gari, annem rahmatlık da bize şey olurdu gari. Hani ondan kere bir yolda bu arabaları, babaları rahmetli oldu. Arabalardan ayrıldılar. Allah bir de bir müteahhit işi verdi buna. Kaç sene de onda çalıştı. Dışta durdu. O zaman kadınlar bu köyden çıksa anneler babalar da aracak diye gidilmiyordu. 5 sene denizde durdu bu. Müteahhit ile beraber orada çalıştı. O müteahhit gene müteahhit abi sağ olsun bize de çok hani şey etti. Bu uzmanla hani oralarda ben gitsem belki de biz de Denizli'de olacaktık. Ben gitmedim gari gitmeyince bu da ayrıldı döndü buraya geldi. Ondan kere oldu burada fabrikamız açıldı. Orada çalıştı 20 sene kadar. Şimdi de emekli oldu. Çok şükür mürüvvetini Allah göstersin kızım. O zaman burada Kocaköl vardı. Bu Kocaköl'den su getiriyoruz. Her gün ikindin bir adestimiz var onlara su getiriyoruz. Ayşem Makıt hadi Kocaköl'den su getiriyor, Sabahlı Kuyu'dan su getiriyoruz öyle. Bunlar çalışıyor gari, bunlar arabayla gidiyor. Ayşem Makıt'a bir sefer yapılıyor. Şimdi 30 dolmuş mu kaç tane var ben pek bilemem. Şimdi hepsi günlük Denizli'ye varıp geliyor. O zaman iki tane araba Denizli'ye sabah 3'te akşam kaça kadar dönmüyordu yani. Öyle bekleniyordu. Öylelikçe kızım işte bu zamana Allah Rabbim eriştirdi. Allah razı olsun bir tek oğluma, Allah kavuşaklar altın olsun. İki damadım var, iki kızım var. Allah onlardan da razı olsun. Çoluğunun çocuğunun sevgisini, saygını versin. Yengem, gelinimiz var, abimin hanımı. Gelir, biz ona gömüce duramayız. İşte bunlar yeğenlerim. Hani öyle herkesin beyin akrabasından, işinden, dostundan da görmedik bir kötülük. Devamlı birbirimizi sürmeden kere.
Kendi ailelerimden de görmedik. Bu zamana erişti kızım işte be. Elhamdülillah. Kemal amcamı dört gözle bekliyormuşum. Yukarı Seyit'ten gelecek mi diye. Koyup İstanbul'a gidiyormuşum şimdi. Ya şimdi de karı öyle icap etti karı. Torundan yanına. Orada da torunlar var karı işte. Oraya gideceğiz. Akrabalar var. Bir de büyüklenkşisini ziyaret edeceğiz karı. Ona götürüyor gidiyoruz esasında da. Kemal amcam burada. Ha, Kemal amcan Galiye garo ben gitmeyeceğim falan dedi ya. Buna bir ısrar etmedik garbi yolda. Açık canı sıkar bunun gittiği yede diye. O zaman bu aşağı hindi park oldu gar orası. Orası bir kızın altınınla kazıldı biliyor musun? Bir kızın altınınla orasını kazdıranlar büyükler bizim hesaplarımız. Demişler ki hani buranın suyu parayla satılmasın. Burayı ev dam olarak gene satılmasın. Hani orayı satılır böyle bir şey olursa hani olan şey olmaz gibicesine gar. Öyle inanç varmış oralarda. Biz oradan gar getirdik. Pürmelerden süzerdik. İşte dülbentlerden süzerdik onu. Onlarla hamur yoğurduk yani. Şimdi o zamanki şey kalktı gar. Oranın yorakları vardı. Kurudan kuru derdik. Oradan su gelirdi oraya. Su inerdi. Onu da devamlı bizim merkepler ikişer ırkada sağdık. Onlara su getirdik. Onlarla hamur yoğurduk. Yemeğimizi pişirdik. Kuyulardan vardır, kuyularımız vardır. Şimdi kuyular da kapandı gar, oraları da kapattılar. Oralardan da su getirdik. Onlar da içme suyumuz olurdu yani. O zaman su mu var? Birbirimizin yanına geldiğimiz zamanla bir kupa içeceğimize yarım kupa içelim, suyu tükenmesin gibi anlamda bulunurduk. Şimdi gar çok şükür ortalık bolluk, bereketli her yerlerimiz harıl harıl sular selle. Öylelikçe kızım, öyle seyve de donsuz almak. Ançalada halvat demiş. Ondan geri çökelezde Hıdır'la Ellez demiş. Bunlar şimdi bu Hıdır'la Ellez bu aylada bu şeyde birleşirler. Birleşirler. Hıdır'la Ellez demiş ki hani hangimizin şeysi doğru. Hangimizin doğru dedi ki biri demiş ki hadi bakalım demiş tulubun üstüne ateşi koyalım demiş. Hangimizki olacak bir de kunduracı varmış o da çökelez demiş. O ateşin üstüne tulubun üstüne ateşi koymuş gelmiş. Onuku ateşi yakmış. Neden yakmış? Bir kadın gelmiş ayakkabı ölçtürmeye gari. O zaman ayakla ölçüsü alınıyordu. Kalıpları bu ayakkabılar dikiliyordu. Onun topuğunu görünce açık neyse oradan şey olmuş bu. Madde ve manevi yönden gibi. Onun ateşi tulubu yakmış. Ötekininki yakmamış. Demiş ki köyde duran sen demiş çökelezin tepesinde demiş. Kim olsa demiş ben evliyayın der demiş. İş köyün içinde demedi, şehrin içinde olmadı demiş. Bak demiş topuğunu görünce demiş. Öteki biliyor gari onlar birbirinin dilinden biliyor. Hıdır'la Ellez. Böyle bu konuları büyükler bize anlatırdı da biz de bunları dinlerdik yenge. O zamana kadar eh gari. Sağ olun bakalım bu da olsun. Baraka Filmi.